Abdullah İbni Selam radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Ey insanlar! Birbirinize selam veriniz, yemek yediriniz, insanlar uyurken geceleyin namaz kılınız. Böyle yaparsanız selametle cennete girersiniz. Yine bu konudaki diğer bir rivayette Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Ramazan'dan sonra en faziletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır. Yine bu konudaki diğer bir rivayet Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Gece namazları ikişer ikişer kılınır. Sabah namazı vaktinin girmesinden endişe ettiğin zaman bir rekat daha kılarak vitri tamamla. Yine Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazlarını ikişer rekat kılar ve bir rekatta vitir kılardı. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. İnsanlara selam vermek, fakirleri doyurmak, geceleri namaz kılmak bir Müslümanın en belirgin özelliği olmalıdır. 2. Allah'ın rızasını kazanma ümidiyle, geceleri rahatını feda ederek ibadetle meşgul olmak, yiğit Müslümanların harcıdır. 3. Bu tavsiyeyi tutanların mükafatı cennet ve cemalullah olacaktır. 4. Muharrem ayında tutulan oruç pek sevaptır. Değer itibariyle Ramazan orucundan hemen sonra gelen bu orucu mümkün olduğu kadar fazla tutmalıdır. 5. Gece namazı fazilet bakımından farz namazlardan hemen sonra gelir ve insanın çok sevap kazanmasına vesile olur. 6. Gece namazı yani teheccüd namazı ikişer rekat olarak kılınır. 7. Teheccüd namazı kılmaya kalkacağından emin olan kimse vitir namazını daha önce kılmamalı, teheccüd namazının sonuna bir rekat ekleyerek gece ibadetini vitirle sona erdirmelidir. 8. Vitir namazının tan yeri ağarmadan önce kılınması gerekir. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize bu hadis-i şeriflerin mucibince amel edebilmeyi nasip eylesin. Amin.